Şimdi alkol, hamile bir bayan hamile kaldı diyelim. Eğer ki alkol kullanırsa ceninin beyni gelişmez. Efendim gözleri gelişmez, burnu gelişmez, el ve kolları gelişmez, iç organları gelişmez. Alkol kullanan bir bayanın çocuğu yüksek oranda, yani çok büyük ihtimal özürlü doğar. Özürlü doğmasa da alkol kullanan annenin çocuğu okula intibak edemez. Beyni gelişmediği için intibak sağlayamaz. Geri zekalı olur. Tehlikelidir. Sigara kullanan annenin çocuğu veya sigaralı ortamda bulunuyorsa bir anne, sigara içilen bir ortamda bulunsa dahi tehlikeli. Çünkü sigarada kaç bin? 4000 çeşit toksik madde var. Bunlardan 40'ı kanserojen zaten. Çok çok tehlikeli. Sigara içilen ortamda bulunsa dahi aynı şekilde mesela karbon monoksit oksijeni kendisine çeker ve vücudu oksijensiz bırakır. Kendine bağlar. Mıknatıs gibi. 300 kat büyük bir güçle kendine çeker. Kişi de böylece oksijen yetersizliği nedeniyle cenin zehirlenir. Çocuk da doğduktan sonra yani 1, 2, 3, 5 yaşına yani çocuk yaşta sigara içilen bir ortamda ona nasıl etkiler olur? Yani ciğerlerine, diğer organlarına ilerleyen yaşta nasıl etkiler olabilir o karbonmonoksit gazının? Ha, okey. Bu da zaten bir sonraki sorun herhalde. Evet. Gelişim problemi şöyle ki ailede sigara içiliyorsa bir ortamda, sigara içilen bir ortamda bebek veya küçük çocuk gelişimine negatif etkiler. Yavaş çocukta bronşit, zatüre, faranjit gibi rahatsızlar ortaya çıkar. Solunum yetmezliği ortaya çıkabilir. Birçok hastalığı tetikler. Sigara sadece mesela polonyum 210 radyoaktif bir madde. Bu madde akciğere gittiği zaman 15 yıl çevresindeki hücreleri yok edici radyoaktif ışın yayar. 15 yıl onu yok edemezsiniz. 15 yıl. Küçük körpe bir vücut bu sigaradan etkilenirse ne olur? Gelişimi yavaşlar. Mesela karaciğer yeterince somatomedin denen hormon salgılayamaz. Gelişimini engeller. Hem zihinsel sigara hem fiziksel çocuğun, bebeğin gelişimini engeller.